az önce haberde de paylaşmıştım. Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki en az 3 fabrikayı kapatma ve büyük çaplı işten çıkarma planladığı duyuruldu. 17 Avrupa ülkesinde, Amerika ve Asya'da, yine Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlayan bir kurumdan bahsediyoruz. Faik Tanrıkulu konuğum. Hoş geldiniz efendim HT360'a. Hoş bulduk. Teşekkürler Dilek Hanım. Çok sağ olun. Dilek. Çok mersi. Şimdi Almanya'daki istihdamına da baktım. Yaklaşık 300 bin kişiden bahsediliyor. Niye böyle bir karara gitti? Tamam, dünyada bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Almanya için keza benzer şeyi söylemek mümkün. ABD'de bu var ama ne oluyor? Şimdi tabii esasında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte öncelikle enerji maliyetlerinin özellikle Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden biri Almanya. Zira Avrupa Birliği'nin ekonomi motoru diyebileceğimiz ülke de Almanya. Yani bu kadar üretim üssü olan bir ülkenin enerji maliyetlerinin artması ve savaşın hali hazırda devam ediyor oluyor olması doğrudan Almanya ekonomisini birinci etkilediğini söyleyebiliriz. Bu sadece mevcut kriz, Volkswagen krizi mevzusu değil. Yani onun dışında Almanya endüstrisi ve ekonomisi hiç olmadığı kadar tarihi iflaslar, ekonomi daralmalar ve buna benzer etkileri doğrudan Almanya'yı bir hayli etkiliyor. Zira zaten geçtiğimiz aylarda yapılan eyalet seçimlerinde de aşırı sağın birinci, ilk 1-2'de yer alıyor olmasının temel nedenlerinden biri de aslında mevcut Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu ekonomik etkin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aşırı sağ temelinde Rusya ile hali hazırda diplomasiyi yürütmeni ve savaşın uzamasının Almanya ekonomisini ne kadar etkilediği konusundaki argümanlar ve bu gerekçelerle deyim yerindeyse önemli noktada oy topladığını söyleyebiliriz ki muhtemel gelecek yıllarda da AFT yani Alternatif Almanya Partisi gelecek seçim genel seçimlerde de ilk üç arasında olması büyük bir ihtimal. Bunun da temel Volkswagen ve esasında tarihte görülmemiş iflasların ve ekonomik daralmanın doğrudan hem iş siyaseti hem de Alman ekonomisini etkilediğini söyleyebiliriz. Şunu da merak ediyorum. Mesela bugün okuduğum Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı yaptırımlarından bahsediliyordu. Yine bu piyasada otomotiv sektöründe Çin ya da Tesla'nın burada bir etkisi var mı başka etkenlerle beraber? Şimdi bahsettiğiniz tabii ki öncelikle diğer taraftan da küresel anlamda bakın inovasyon indekslerini incelediğinizde, patentleri incelediğinizde hatta daha da ötesine gidiyorum akademik yayınlara baktığınızda Asya'nın ve Çin'in bir hayli Amerika'yı ve Avrupa'yı özellikle de Avrupa'yı ki zaten gayri milli hasıl gelire baktığınız vakit diğer ülkeler iki kat artırırken Avrupa dem yerindeyse ekonomik büyüme ve milli gelir oranlarında gitgide etkiliyor. Bunu tabii temelinde bahsettiğimiz akademik indekslerden tutturun, alınan patent oranlarına baktığınız vakit yani 90'lı yıllarla 2024 yılları baktığınızda Avrupa'nın adım adım artık rekabet edemediğini görüyorsunuz. Bunda tabii ki farklı etkenler de var. Yaşlanan bir Avrupa nüfusu var. Kendisini yenilemeyen, aynı zamanda rekabet üstünlüğünü kaybeden ve rasyonel aklın kaybolması ve popülizm rüzgarının bir Avrupa siyasetinde gitgide etkilediğini görüyoruz. Bu açıdan baktığınız vakit aslında birçok bileşende baktığımızda özellikle sadece işte Volkswagen gibi değil üst segment diyeceğimiz araçlarda da baktığımız vakit Asya ile rekabet edemediğini görüyoruz. Kaldı ki Volkswagen başkanı Thomas Schäfer'in ifadesi aslında söylediklerimi bir yönüyle gerekçelendiren bir ifade. Alman fabrikaları rakiplerine iki kat daha maliyetli çalışıyor ve yeterli kar edemiyor. Bakın geçtiğimiz yıllarda -7 gibi bir oranda, karlılık oranda. Aynı şekilde Porsche'ye baktığımızda %41
karının düştüğünü görüyorsunuz. Yani özellikle yeni nesil araçlarda baktığımız vakit Alman markası, otomotiv markası deyimi ve lüks segment ve orta segmentte dediğimiz vakit bu araçların artık rekabet edemediğini ve kendilerini yenilemediğini ve aynı zamanda maliyetlerin ve piyasaya sunulan ücretlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlara baktığımız vakit deyim yerindeyse, yani sizin sorunuza gelecek olursak, Tesla gibi ve Çinli otomobil üreticilerinin üst segmentte de uygun maliyetlerle piyasaya sundukları otomotiv araçların olduğunu görüyoruz. Bir yönüyle de baktığınız vakit aslında bir maliyet, iki artık kendisini yenilemeyen bir Avrupa ekonomisinden ve Alman otomotiv endüstrisinden bahsediyoruz. Şimdi şunu da sormak istiyorum Faik Bey. Alman hükümetinden işte Volkswagen yetkililerinin açıklamalarını okudum bugün. Alman sanayisi için bir master plan istendiği ifade ediliyor. Siz Alman ekonomisini bayağı etkileyeceğini söylüyorsunuz bunun. Peki genel olarak Avrupa'daki bu durumdan da bahsederken, ekonomik krizden bahsederken, bu master planı neye yönelik olmalı? Yani atılacak bu plandaki ilk adımlar, belirlenecek hususlar neler olabilir? Şimdi bakın, öncelikle dijital dönüşüm konusunda Almanya'nın kendisini yenilemediğini söyleyebiliriz. Yani bürokrasi çok ağır işliyor ve bu Alman seçimlerinde de en öncelikli konuların başında geliyor. Yani dijital dönüşüm konusunda ağır bir bürokrasiyle karşı karşıya. Dolayısıyla ağır bürokrasinin olduğu yerlerde yenilikçi, inovatif veya da gelişim sürdürülebilir çok olmadığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla öncelikle ki Olaf Scholz'un da sendikalarla görüşme, aslında gizli görüşme, sizin az önce ifade ettiğinizde bir yönüyle kurtarma operasyonu şeklinde olacağı düşünüyor ki, hatırlanacağı üzere 2015 yılında Opel benzer bir durumu yaşamıştı ve aynı şekilde kapatma eşiğine gelmişti ve o dönem Merkel ciddi manada devlet sübvansiyonlarıyla şirketi ayakta tutmuştu ve bu çok da o dönemlerde tartışma konusu oldu. En nihayetinde devletin desteğiyle kısmen ayakta durdu. Dolayısıyla master planı öncelikle bence dijital dönüşüm, bürokrasinin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde. Ancak bir taraftan da iş siyasette özellikle mesela iş gücü açığı aynı şekilde büyük ticaret odaların ve sendikaların hükümet üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu, yani bir yönüyle iş gücü açığının yılda 70 milyar dolar Almanya ekonomisine maliyeti olduğu, hatta gelecek yıllarda 5-6 milyon emekli olanların yerini doldurulacak insan kaynağının olmadığı görülüyor. Dolayısıyla bunların bütün hepsini aynı kefeye koyduğunuzda bir taraftan da iç siyasetin baskısı neticesinde ciddi manada cesaretli karar alamayan bir iktidardan bahsediyoruz ki mevcut iktidarın koalisyonun aslında bir yönüyle liderlik vasfını ve ilgili Alman ekonomisinin A'dan Z'ye yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Ancak kamuoyu yoklamalarına baktığınız vakit bir yönüyle de güven oyunun gitgide mevcut iktidara kaybolduğunu söyleyebiliriz ki gelecek anket sonuçları da bunu bir yönüyle doğrular nitelikte. Şimdi az önce LED'de de anlatmaya çalıştık. Almanya bir süredir kara sınır kontrollerini de başlatmıştı. Fransa, Hollanda gibi ülkeler de katıldı bu kervana. Şimdi ekonomik sorunlardan bahsediyorsunuz. Aklıma şöyle bir soru geliyor. Yani Avrupa rüyası, Avrupa Birliği rüyası, şöyle bir denkleme baktığımızda, hem ekonomi hem sosyal olayları da düşündüğümüzde, aşırı sağdan işte siyasi meseleler, Avrupa rüyası sona mı eriyor diyebilir miyiz böyle? Şimdi tabii ki bakın, sarı yelekliler protestosunu Fransa'dakilerini hatırlayın. Yani artık orta sınıfın artık geçim için sokaklara, protestolara döküldüğünü ve mevcut iktidar üzerindeki baskılarını. Aslında bir yönüyle sizin sorunuza bağlı olarak daha önce, yani mevcut işçi ve orta kesimin geçim sıkıntılarının çok olunmadığı bir bölge olarak biliniyordu. Ancak hali hazırda artık orta kesimin gitgide eridiğini, zayıfladığını ve geçim
sıkıntılarını yaşadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla gitgide Almanya bir yönüyle rasyonel akla dönmediği müddetçe halihazırda Avrupa rüyasının gitgide kaybolduğunu ve daha da ötesi her yıl 400 bin insanın Almanya'yı ve Avrupa'yı yani yetenekli Almanların ülkeyi terk ettiğini ve bahsettiğimiz Asya ve Amerika gibi ülkelere göç ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla deyim yerindeyse bir reform gerekiyor Avrupa için. Ama bunu yapabilecekler mi? Açıkçası birçok soru işaretini barındırıyor. Çünkü hali hazırda aşırı sağın beslendiği argümanlar tamamen popülizm ve irrasyonel ve tamamen oranın ekonomi gerçekleriyle uyuşmayan talepler ve maalesef son yıllarda Avrupa'da bunun da çok büyük bir karşılık gördüğünü görüyoruz. Bu da tabii ki gelecek yıllarda hali hazırda bunu özellikle bir bölge çalışan bir akademisyen olarak 2010 yılından beri bu konuda akademik çalışmalarda da belirttiğim gibi aşırı sağa teslim olan Avrupa gelecek yıllarda önemli bir oranda ivme kaybedeceğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, HT360'a katkılarınızdan dolayı sağ olun.